takımla hoca ilgilenir İsmail hoca maç sonrası maç önceleri birlikte bir evet. bir analiz yaparlar maç sırasında. Üstelik olabilir olsun. hani Lövin ağırlığını da hissettirirsin oyunculara ama bunu yönetim dener mi İsmail hoca herhalde bunu kabul eder. Bazen şunu da yapmak sensin... lazım. Mesela tabii çok spesifik bir şey belki yanlış da olabilir ama oyuncular arasında bir anket yapılsa Pereira ile ilgili İsmail Kartal ile ilgili çok şık bir şey olmayacağını biliyorum ama oyuncu grubunun İsmail Kartal'a ne kadar inandığını da kapalı zarf usulüyle belki belirleyebiliriz. Ama onu yönetim zaten öyle hisseder yani zaten de. Yani futbolcuların ha. da çok eline bırakmak bu işine kadar. Sağlıklı dur, değil evet. ama şimdi benim Fenerbahçeli oyuncularda son dönemde gördüğüm şey ya Fenerbahçe formasıyla ilgili bir ilişki kuruyorlar. Ya geç mesela Pelé döneminde sarı lacivert forma pek bir şey ifade etmiyormuş gibi davranıyorlardı. Ama şimdi Bakıyorum gol sevinçlerine falan Fenerbahçe... Takım formu... olma. Hah. Ama bir taraftan da o aidiyetle o Sarı Lacivert'e bağlanma aidiyetiyle ilgili bir reaksiyonları da var. Ya arkadaşlar burada 40 bin kişi falan var hayırdır siz niye dolanıyorsunuz sahanın içinde falan. Bu kavramı da artık yavaş yavaş hissetmeye başladılar. Çünkü İsmail Kartal'ın Fenerbahçeliliği de nam salmış. Tabii. Tabii canım. Şimdi bir diğer konu başlığımızda Arda Güler'le ilgili. Şimdi birçok futbolcunun bireysel olarak performansının yukarılara taşındığını gözlemliyoruz bu süreçte. Özellikle İsmail Kartal döneminde işte Pelkas bunlardan biri Zayt, Osay, Samuel bunlardan biri. Özellikle Pelkas ve Arda oyuna girdikten sonra yaptığı işlerle çok dikkat çekiyor. Bir Arda'ya yakından bakalım istedik Arda Güler'e. 11 maçta Arda forma giydi. E, bu 11 maçta Fenerbahçe 9 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. 221 dakika oyunda kaldı e, Arda ve Fenerbahçe e, Arda oyuna girdikten sonraki bu 11 maçta 13 gol kaydetti. Arda'nın bireysel performansı da 1 gol 2 asist e, bu 13 gole etkisi de e, bu şekilde. E, Arda Güler girer. E, Fenerbahçe güler. E, başlığını evet. atmışız bizde. Eee Golünüz yanlış mı? Hayır, Fenerbahçe'nin golü 13. Ha, Arda tamam. oyuna girdikten sonra bir Arda'nın bireysel performansı bir gol 2 asist. Evet. Biz burada Arda'nın aynı zamanda Fenerbahçe'ye bir uğur getirdiğini de gözlemledik. Bilmiyorum siz ne söylersiniz? Uğur getirmedi, kalite getirdi evet. Arda. Ya bu arada şey tartışması çok yapılıyor bugünler Arda üzerinde. Niye U17'ye alındı? Ya u 17 de bir milli takım ve Arda da Arda kendi yaş grubundan arkadaşlarıyla yani kendi takımıyla oynayacak ve iddiaları var. O yüzden e, u o çağrılması son derece makul bir şey. Çocuğa yüklenmenin, teknik kadrolara yüklemenin de bir alemi yok. Önemli maçları var ve Arda da o takımın en önemli oyuncusu. Ya yani 17 yaşında bir çocuğu hani kunsun dediği gibi hocanın Portekiz deplasmanında herhalde 1.90 dakika oynamamış bir çocuğu sahaya atmak o çocuğa iyilik değil ki kötülük ya. Evet. Şey örneği veriliyor Arda üzerinden. Emre de böyleydi. Ya Emre kabul edelim ki çok daha fit zıpkın gibi bir çocuktu 17 yaşındayken. Arda hala çocuk gibi benim gözümde. Çocuk hala Arda. Arda'nın önü çok açık ama çocuğu da biraz yani nasıl diyeyim doğru yönetelim yani bu doğru yönetim biçimi değil. Yani bir çocuk bir oyuncu üzerinde giydiği formanın rengine göre değer kazanıp kaybetmez. Kalite başka bir şeydir ve o renklerle bağ duygusal bağ dışında renklerle bir bağ yoktur. Arda çok yetenekli bir çocuk. Eğer izin verirse futbol camiamız, futbol kamuoyumuz Arda uzun yıllar hangi takımın formasını giyerse giysin o takım adına o yeşil çimleri bir kaliteyi taşıyacak ve futbol severlerin de izlemek isteyeceği bir oyuncuya dönüşecek. Şu anda bile hani belli bir şeyi var Arda'nın zaten. Çünkü Arda yani Allah onu özel yaratmış. Çok belli yani. Hani futbolcudan evet. biraz anlarım diyorum sürekli. Arda hani Crespo'dan nasıl anladıysa Crespo gibi şeyden de hani ilk geldiği zaman Crespo çok e, mahkum edildi. Bu arada hakkını teslim edelim. Crespo geldiği günden bu yana fikrini Crespo ile ilgili değiştirmeyen tek yorumcu Selahattin Kınalı. Evet, Büyük, büyük adam. adam. Anlıyor, <laughs> Hakkını ama. teslim ya, edelim. Ya futbolcudan şey de mesela Serdar'ın oyun analizleri falan bambaşka. Ben mesela Serdar gibi oyun analizi yapamam. Estağfurullah. Ama oyuncudan evet anlarım yani. Niye? E, Trabzon'da büyüdük. Ya Selim'de geçti ömrümüz. E, öyle klas oyuncular geldi geçtiler ki. E, bir de bu klas oyuncuların çoğu heder olmuştur. Çünkü Trabzon kültürüyle büyüyen bir çocuk Madame Bovary'i evlere hizmetçiliğe giden e, Gürcü abla falan zannederler. O dünyadan uzak kaldıkları için e, mental gelişimleri hep zayıf kalır. O yüzden kaybolup giderler. Şimdi e, belki birazcık hani endüstrileştikten sonra futbol daha profesyonel bir destek alıyor çocuklar ama yine yetersiz tabi. Sırf Trabzon'un üzerinde değil, Türkiye üzerinde de yetersiz. Yakın zamanda kaybolan çok başka değerlerimiz de oldu. O yüzden Arda konusunda birazcık hassasım ben. Arda'yı kazanalım derken kaybetmeyelim ve burada en büyük sorumluluk da şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Fenerbahçe yönetimine ve teknik kadrosuna, psikoloğuna, onların hepsini komple evet. bir bütün olarak o çocuğu, savunmak ve sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi için yol göstermek zorundalar. Bu sağlıklı gelişimin yollarından biri, aman arda niye ameli takıma alındı demek değil. Bu büyük zarar veriyor çocuğa da. Peki şimdi hemen Serdar Kelleci size de soracağım ama bir Twitter'a bakıyorum şimdi Fenerbahçe taraftarları spor ajansı etiketiyle yazıyorlar. Özellikle İsmail Kartal dönemiyle ilgili görüşlerini futbol severler de aynı zamanda. Muzaffer Tarhan demiş ki Ali Koç geldiğinde lig ikinci son sekiz maçını kazanmış. Aykut Kocaman'ı gönderdi. Geçen sezon yine geldikten sonra... Lig lideri olan Emre Belezoğlu'nu gönderdi. Artık ders alınmalı, başarılı İsmail Kartal'ı göndermemeli yorumunda bulunmuş Muzaffer Tarhan. Berkay Bey de iyi ve formda bir İsmail Kartal her ne kadar adı büyük olsa da uzun süre takım çalıştırmamış formsuz bir lövden iyidir. Türk futbolunu iyi bilir ve gerçek bir Fenerbahçelidir. Bu yüzden löv olmuyorsa hiç zorlamaya gerek yok yorumunu yapmış Berkay Bey de. Görüşler bu şekilde sporjans etiketine konu başlıklarımızla ilgili tekrar göz atacağız. Arda'yı size de soruyoruz. O, o, oradan yola çıkarak şöyle bir telefonuma göz gezdirdim. 4 ay önce aldığım bazı notlar var. İşte PERR döneminde 4 ya da 5 ay ne kadar olduysa şunu yazmışım. Yine belki program öncesinde başlık diye. Fenerbahçe'nin alan paylaşımı o kadar dağınık ve düzensiz ki Fenerbahçe bu yüzden sahayı dikine değil enine kullanabiliyor. Hmm, ver Salayı, ver hesabı. ya da ver Mesut'a, ya ver Sosaya. Hmm. Enin enine, enine paslaşmalar. Şimdi dikine dikine giden Fenerbahçe var. Yani ıı, tesadüf öyle bir düştü ki önüme. Yani tam İsmail Kartal'ı konuşurken aradaki fark ne? Pereira döneminde, Pereira döneminde ve İsmail Kartal arasındaki dönem farkı şu. Fenerbahçe Pereira ile enine bir şekilde sahayı kullanırken İsmail Kartal döneminde dikine bir şekilde sahayı kullanıyor. Bence bu kadar net ve açık. Tabii Ama şimdi belki onda Tamam şeyin lütfen Pereira hocamızın olarak... avukatlığını yapmayınız Sayın Selahattin Bey. Şey olabilir mi? Sonuçta Pereira bir üçlü sistem inşa etmeye çalışıyordu arkadaki defolları ne kadar azaltırsa ki bir, bir, süre sonra baktık Fenerbahçe arkayı toparladı. Hı hı. Yani o yüzden hani senin tespitinin hakkını teslim ederek söylüyorum bunu. O yüzden ilk dönemlerde öyle olabilir. Yani çok garip gelmedi. Ya, elbette bana. belki Ferreira'ya da sabredilseydi. Şimdi sabredilse oturdu biraz iyice. hatlar. Mesela, mesela Samuel Usay bana göre modern futbolun istediği tam bir sabek. Onda bile ya ben bilmiyorum ben Samuel Usay'ı hep böyle dikine pardon yani taç çizgisi kenarında izliyorduk. Evet. Hı, hı. Abi metin hiç. kurt gibi. Ya Fenerbahçe'nin o sekansı unuttum ama bir dakika aralığı var maçın başında yakaladığı bir pozisyon var. Ener Valencia'nın sağdan kalecinin yani sağdan kalecinin de sağına vurduğu bir pozisyon var. Orada Ener Valencia'yı içe kat ederek Fenerbahçe bir seti var. Ben hayran kaldım izlerken. Yani net çalışılmış olduğu o kadar belli ki. İrfancan sağ önde oynuyor. Samuel Osay sağ bek oynuyor. İrfancan sağ beke geçiyor. Samuel Osay içe kat ediyor. Crespo geliyor. Rakibin sol içini kapatıyor. O sahenin önünde bomboş bir koridor oluşuyor. Ben ben izlerken hayran kaldım. Hangi maçtaydı bu? Bu geçti. Konya Son maç, maçı. Konya spor maçında. Şimdi gazete manşetlerimize bir bakalım. Bu Arda Spor'un yanıtlayamadım. Evet. Özür dilerim. Benim hatam. Şimdi gazetelerde yine Arda'ya değineceğiz. Günün öne çıkan manşetlerine bakalım birlikte spor ajansında.